Arkadaşlar merhabalar. Geometri full tekrarda ikinci gün birinci videodayız. Ne yapacağız? Dik üçgen ve özel üçgenleri halledeceğiz. Hatta ilk videoda ne yapıyorduk? Özet. Özetimiz nerede? Sayfa numarası 14 ve 15'te. Sonrasında da klasik soruların çözümleri olacak. Klasik soruların çözümleri sayfa 16, 17, 18 ve 19'da olacak. Yani sayfa numarası 14'ten başlıyoruz. Nereye kadar? 19'a kadar birlikteyiz bu videoda. Dik üçgen serisi biraz uzun olur. Çünkü her şey burada var. Her soru çeşidi burada mevcut. Ve bu konuda gerçekten ama gerçekten çok önemli. O yüzden bu videoya ve bundan sonraki videoya yani ikinci güne lütfen ama lütfen çok dikkat ediniz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Dik üçgenin Pisagor bağıntısıyla başlayalım. A kare artı B kare neye eşittir? C kare eşittir. C hipotenüsse. Tabi dik üçgende kısa yollarımızda büyük ihtimalle hatırlıyorsunuzdur. Hatta küçük böyle kısaca bir hatırlatma da ben yapayım. Mesela burası 6 burası 9 iken x nedir? x kare eşittir işte 6'nın karesi artı 9'un karesinden buluyorduk. Ama hatta burada c'yi böyle şey yapacak olursak kare küçüğünde a kare artı b kareye eşit ya. Burada ortak çarpandan gitmek daha mantıklıydı. Özel üçgen olsa da olmasa da. Nasıl yapıyorduk? Ortak çarpanı bul. Hocam 3 çarpı 2 burası. 3 çarpı 3 burası. E burası da 3 çarpı kare küçüğünde diğerlerinin kareleri toplamıydı. Hipotenüs olduğunda dik kenar olsaydı kareleri farkı olacaktı. Yani 4 artı 9'dan burayı kaç buluruz? 3 kök 13 diye kısaca bu şekilde bulabiliyorduk. Hatırladın değil mi? Önemliydi çünkü. Evet dik üçgende Pisagor bağıntısı bu. Gelelim öklit bağıntısına. Öklit bağıntısında hep topu 3 tane öklit bağıntısını bilmeniz yeterliydi. Birin bir tanesi haşa ait. Büyük dik üçgende dikten dik çizildiğinde. C'ye ait ve B'ye ait öklit var. H'a ait öklit H kare eşittir. P çarpı K'ydı. Hemen yazdık şuraya. Sonra C kare neye eşitti? Büyük dik üçgende sol tarafta sola dayalı olacak. Yani C kare P çarpı P artı K'ya eşittir. Peki sağ tarafta ne yapacağız? Yani B'ye ait öklit neydi? O da sağa dayalı olacak. B kare eşittir. K çarpı K artı P. K çarpı K artı P'ye eşittir. Yalnız bir de A çarpı H bu taban çarpı yükseklik dik kenarlar çarpı buna da eşit. B çarpı C'ye de eşit ama bunu bilmenize gerek yok diyorduk. Çünkü üçgenin alanı nedir? Taban çarpı yükseklik bölü 2 A çarpı H bölü 2 aynı zamanda dik kenarlar çarpımının yarısı B çarpı C bölü 2 bölü 2'ler gidiyor. A H eşittir BC eşitliği zaten karşımıza bu şekilde çıkıyor. Yani kendimiz çıkartabileceğimiz özellikleri bilmeyeceğiz. Senin bileceğin özellik şu bizim olmazsa olmazlarımız. Tamam Evet kenarlarına göre özel üçgenler. Adınız soyadınız gibi bilecektiniz. Bunlar neydi? 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17, 7, 24, 25 hatta bir tane daha vardı. 1, 2, kök 5 üçgeni. Hatta 3, 4, 5'in de bu dik kenarlarda 3'ün ve 4'ün katı varsa hipotenüs neydi? 5'in katıydı. 3, 4, 5'in de belli bir katına kadar bilecektiniz. Mesela 3, 4, 5'in iki katı. 6, 8, 10. 3 katı 9, 12, 15, 4 katı. 12, 16, 20, 5 katı. 15 20 25'e kadar bilecektiniz. Çünkü soruların çoğunluğu buna göre yazılıyordu. O yüzden bunlar bizim yine olmazsa olmazımız. 3 4 5 ve 5 katına kadar bileceğiz. Sonraki özel üçgenimiz 5 12 13. Adın soyadın gibi bileceksin. 8 15 17, 7 24 25. Bir de ne vardı? 1 2 kök 5. Dik kenarlarda 1 2 oranlaması sorularda çok kullanılıyor. Küçük olanın kök 5 katı. Hatta bir de 1 3 kök 10 vardı. Yani o öyle aklınızda kalmasına da gerek yok. Kendiniz Pisagor bağıntısından da zaten sonuca ulaşırsınız. Ama 1 2 kök 5'i gerçekten çok kullanıyoruz. Bunlar buradakiler adını soyadınız gibi aklınızda kalacaktı. Evet. Açılarına göre özel üçgenler. 30 60 90 üçgende. Bizim için önemli olan 30'un karşısındakiydi. 30'un karşısındaki x dersek 30'dan 90'a geçiş 2 kat. 30'dan 60'a geçiş kök 3 kat. Bu şekilde bildiğin zaman ters mantığı da kendin oluşturabilirsin. Mesela 60'ı karşısı var burada. E hocam 60'dan 30'a geçiş ne olacak? 30'un karşısı bizim için önemli. 30'dan 60'a geçiş kök 3 katsa 60'dan 30'a geçişte kök 3'e bölünmüş hali. Ya da 90'ın karşısı verilmişse 30'dan 90'a geçiş 2 katsa 90'dan 30'a geçişte 2'ye bölünmüş hali deyip sen kendin yorum yapacaksın. 45 45 93 kere. Dik kenarlar x x ise hipotenüs kök kattır. Ters mantığı neydi? Hipotenüs verilmişse kök 2'ye bölünmüş halidir dik kenarlar. Bunu da unutma. Sonra burada 15 75 90 üçgeni var bir de. Ya biz kendimiz kendi emeğimizle dik çizdiğimizde karşımız 15 75 90 çıkarsa gittiğimiz yol yol değil diyorduk. Evet, hala da bunun arkasındayım ve bunun bu lafı hep kullanacağım. Kullanıyorum da ama hala halihazırda 15 75 90 verilmişse bununla ilgili şu özellik var. Hipotenüse ait yükseklik haşsa burası 4h oluyor. Özellikle alan sorularında karşımıza çıkıyor. E haşa 4h'tan h belli ise taban çarpı yükseklik bölü 2'den de sonuca da ulaşabilirsin. Sonraki özelliğimiz 30 30 120 üçgeni. Bu x kenar üçgenden tabana ait yükseklik çizip sonuca sen kendin de ulaşabilirsin. O ayrı bir konu. Ama x x iken burası da ne oluyordu? Kök 3 katı. Ya da ters mantığı 120'nin karşısı varsa dik bu ke ikiz kenarlarda ne olacaktır? Kök bölünmüş hali olacaktır. Tamam mı? E muhteşem şey. Bir önceki videoda bahsettik zaten. 90'dan kenar ortaya çizilince ne oluyordu? Muhteşem üçlü sağlanıyordu. E burada da dik üçgen konusundayız ya. Şöyle bir hatırlatmadan geçmek istemedik açıkçası. Sonrası özel üçgenler. Evet özel üçgenlerde ikiz kenar üçgen ve Eşkenar üçgenden bahsedeceğiz. İkizkenar üçgen deyince ilk aklımıza ne geliyor? Yine bir önceki videoda bahsettiğimiz tabanına ait yükseklik. Eğer taban mevcutsa insan olan tabanına ait yüksekliği çizer diyorduk. Evet her zaman bu lafın da arkasındayım. Ama baktığınız böyle yükseklikle çıkmıyor falan filansa açılara da dalmayı unutmayın. Genelde açılara dalmadığımız için ikizkenarda böyle uzunluk vary işlemleri yapamadığınız zaman açılara da dalmayı ihmal etmeyin. Bu da böyle dipnot olsun. Çünkü açılara dalınmayan sorular genelde böyle yapılamıyor. Ona da dikkat edin. Ve x kenarda gerçekten en bilindik özelliğimiz nedir? Tabana ait yükseklik. Yüksekliği ayrı bir gözle bakacağız. Yükseklik tabanı keş parçaya bölüyor. Hatta daki demiştik. Bu neydi? Diklik. Bu açı ortaylık. Sonra bu neydi? Kenar ortaylık. Kenar ortay. Sonra bu da ikiz kenardı. İkiz kenar. Bundan İki tane sağlanırsa diğerleri de ne oluyordu? Sağlanıyordu. Özellikle en fazla karşımıza çıkan ek çizimlerde dik tabanı keş parçaya bölmesi. Bak yüksekliği ayrı bir gözle bakıyoruz. Ya da yüksekliğin aynı zamanda açı orta olması. Ama ikizkenar üçgen sorularında artık biz taban gördüyse eğer insan olan tabanına ait yüksekliği çizer diyeceğiz. Ek çizimli olan kısmında zaten daha öncesinde bahsetmiştik. Şimdi ikiz kenarın diğer özelliklerinden bahsedelim. Eş olan kenarlara ait tüm elemanlar eşittir ama kendi çapında. Yani eş olan kenarlara ait yükseklikler birbirine eşittir. Yani şu eşit kenarlar ya bu eşit kenara ait yükseklik bu HB bu da HC. HB ile HC birbirine eşittir. Bak tabanına ait yükseklik geçtik orayı. Şimdi eşit kenarlara ait yüksekliklerinden bahsediyoruz. Bunlar birbirine eşit. Bir de kendi çapında ayırdıkları yerler eşit. Yani kesim noktasından kenarları uzakları, köşeleri uzakları ya da buradaki yükseklik tepe açısına kadar çizgi ayırmışsa bu yükseklikte tepe açısına kadar çizgi taban açısına kadar yuvarlak ayırmışsa taban açısına kadar bu da yuvarlak ayırır diyeceğiz. Aynı bu söylediğimiz şey ne için de geçerli? Açı orta için de geçerli. İkiz kenar üçgende çizilen açı ortaylar ama eşit kenarlara ait açıortaylar ya da eşit açılardan çizilen açıortaylar birbirine eşittir. Yani NB eşittir NC diyeceğiz. Bir de kendi çapında ayırdıkları yerler de birbirine eşit olacak. Yani kendi çapında ayırdıkları yerler nedir? Bu onlar kestiği zaman şu parçalar birbirine eşit. Köşeler olan uzatları birbirine eşit. Bu açıortayın ortayın köşeye kadar tepe açısına kadar ayırdığı parçayla bu açıortayın buraya kadar tepe açısına kadar ayırdığı parça ya da tabana kadar ayırdıkları parçalarda yine kendi aralarında birbirine eşit. Hepsi birbirine benziyor zaten. Aynı söylediğimiz şey ikizkenar üçgende eşit kenarlara ait kenar ortaylar da yine nedir? Birbirine eşittir. Kendi çapında ayırdıkları yerler de eşit. Bak şunlar eşit şunlar eşit. Bunlar da kenar ortaylardan dolayı zaten birbirine eşit. Bu özellikler çıkar mı? Valla AYT kısmında belki çıkar ama ÖSYM bu şekilde artık 2018'den beri sormuyor. Ama sormayacağı anlamına da gelmez. Biz ne olur ne olmaz bilelim. ÖSYM artık soru sistemini nasıl yapıyor? Bir soru soracaksa kazanımları birleştiriyor. Yani 3-4 tane birden kazanımı iç içe soruyor. İkiz kenarın içerisinde dik üçgen sorabilir, açı ortay sorabilir. Mesela basit bir örnek. E böyle özellikle soruları soruyor mu? Sormuyor ama sormayacağı anlamına da gelmez. O yüzden biz bunları da bilelim. Böyle bir şey olduğunda hani sınava girmeden önce en fazla özellik zaten ikiz kenarda var. Ya da eşkenarda. iki, İkiz kenarda, böyle özel, üç, özel kenarlı üçgenlerde var. Genelde bütün konularda ne var? Hep bu ufak mantık var. Hep o ufak mantığın üzerine bir şeyler inşa ediyoruz. Ama burada biraz özellikler fazla. Sınava girmeden önce bu özelliklere de şöyle bir üstün köre bakarsan faydasını görürsün. Tamam. Evet. Şimdi gelelim bir sonraki şeye. Nereye? Eş olmayan kenar kenar üzerinde alınan nokta. Yani tabanda alınan bir nokta olduğu zaman kollara paraleller çizildiği zaman bu paraleller toplamı bir kenara eşit. Yani şuraya bir A buraya bir B diyecek olursam bu da ikisi kenarsa eğer A artı B neye eşit? Kenara eşit ama eşit olan kenarlara eşit. Yani AB'ye eşit ya da AC'ye eşit. Ben bu özelliği böyle e, konu anlatımında da vermiştim ama bilmenize gerek yok diye söylemiştim. Çünkü ispatı gerçekten çok basit. Bu bir ikizkenar üçgen ya açıları şöyle bir yazarsın. eşitten sonra dolayı burası da nokta açısı. Yöndeşlikten dolayı burası da nokta açısı. A noktaya nokta ikiz kenar. A ise A yaptı. Noktaya nokta burada da ikiz kenar çıktı. B ise B. Bu arada bu bir paralel kenar. Karşılıklı kenarları paralel olduğundan dolayı A ise burası da A. B ise burası da B. Gerçekten bir kenar A artı B oldu mu? Oldu. Bak burası da A artı B oldu. Özellik olarak bilmene gerek var mı? Bence yok. Çünkü ikiz kenar sorularında sıkıntı yaşadığın zaman ne yap demiştim? Açılara dal demiştim. Evet bak açıya dalınca zaten sonuca kendimiz ulaşıyoruz. Ya da şimdi ikiz kenarda bu özellikle arkadaşlar tabanda alınan bir noktadan kollara çizilen dikmelerle alakalı bir özellik. Bu dikmelere x ve y diyecek olursak bu dikmeler toplamı da tabanda alınan bir noktadan kollara çizilen dikmeler toplamı da bir yüksekliğe eşit. Ama tepe açısından çizilen yüksekliğe değil eşit kenarlara ait yüksekliğe ya hb'ye eşit olacak ya da hc'ye eşit olacak. Yani sen böyle bir şey gördüğün zaman hemen şuradan şu yüksekliği çizersin. Ve bu yüksekliğe de x artı y dersin. Bunun ispatı nereden geliyor? Üçgende alan konusundan geliyor. Konu anlatımında bu ispatı yapmıştık. Gelelim eşkenar üçgene. Eşkenar üçgende bütün açılarımız kaçar derece? 60'ar derece. 60, 60, 60. Eşkenar üçgende bir yükseklik çizdiğin zaman. Hani şurası 60, 60 ya. Burası 30, 30 olacak. Aynı şekilde burası da 30, 30 olacak. Aynı şekilde burası da 30 30 olacak. İkiz kenarın özelliğini sağladığı için çizilen yükseklikte kenar ortay olacak. A yükseklik hem açı ortay oldu. Aynı zamanda bir ikiz kenar olduğu için ikiz kenarın özelliklerini de sağlamak zorunda ya. Hem açı ortay oldu hem kenar ortay oldu. Bak bu da açı ortay kenar ortay. Bak bu da açı ortay kenar ortay. O yüzden yükseklerin kesim noktası her şeyin merkezidir diyebiliriz. Yani üçgenin merkezidir de diyebiliriz. Hatta biz buraya çevre çemberin merkezi, işte çemberin merkezi, yük, diklik merkezi, e, ağırlık merkezi ondan sonra başka iç açı ortayların kesim noktası ya da işte çemberin merkezi demiştik zaten. Başka bir de çevrel çemberin merkezi, kenar orta dikme merkezi, merkezlerle alakalı aklınıza ne geliyorsa her şeyin merkezi yapıyor. Bir içeride olduğu için dış merkez değil yani dış teğet çemberin merkezi değil. Yani sen böyle burası yükseklerin kesim noktası hop şöyle çevrel çemberin merkezi de diyebilirsin. İşteye çemberin merkezi de diyebilirsin. Bu işteye çemberin çemberin çapı yapıyor. Şu büyük de ne yapıyor? Şurası da dış de, e, çevrel çemberin merkezi yapıyor. Ya da kenar orta dikme merkezi yapıyor. E, burası da çevrel çemberin yarı çapı yapmış oluyor aynı zamanda. Hatta burası R iken 1'e 2 ağırlık merkezinden geliyor. E, R burası da R, burası da R çıkmış oluyor arkadaşlar. Bu da sana ufak bir bilgi olsun. Çünkü ÖSYM bu işte çemberin merkezini, çevre çemberin merkezini, özellikle eşkenarda kullanmayı seviyor, tamam? Bir de üçgenin içinde alınan bir nokta. Biz bunu biraz önce şeyde gördük. İkiz kenar üçgende tabanda alınan bir noktada gördük. Neydi? Tabanda alınan bir noktada paraleller çizildiği zaman toplamları bir kenara eşit oluyordu. Burada da eşkenar üçgende de içeride bir nokta alınıp kollara paraleller çizilirse ne oluyor? X artı y artı z paralelleri toplama bir kenara eşit oluyor. Dikmeler toplamı da Yine buradaki özellik x kenardaki özelliğe benziyor. Tabandan alınan bir noktadan kollara çizilen dikmeler toplamı neydi? Biri yüksekliğe eşitti. Eşkenar üçgende de aynı. İçeride alınan bir noktadan kollara çizilen dikmeler toplamı yani buraya A, B ve C diyecek olursak A artı B artı C herhangi bir yüksekliğe eşit oluyor. Çünkü buradaki çizilen yükseklik, buradaki çizilen yükseklik, C'den çizilen yükseklik hepsi birbirine eşit oluyor. Hepsine de komple H diyebiliriz. H A, H B, H C demektense. Evet Paraleller toplamı bir kenara eşit oluyor. Dikmeler toplamı da bir yüksekliğe eşit oluyor. Şu paraleller toplamını yine biz e, paralel uzatıp açılara dalarak da bulabiliriz. İspat yöntemine de gidebiliriz. Ama en azından şu dikmeleri de bilmenizde fayda var. Bakın biraz önce de söyledim. Özellikler ikiz kenar ve eş kenarın toplam özellikleri. Bütün üçgenlere bakacak olursak en fazla özelliğe sahip. sıradan önce ne olur ne olmaz. Girip baksak iyi olur. Sorarlar mı? Çok fazla zannetmiyorum ama sen yine de şurayı rahatlatmak için bir sınavdan bir gün önce ya da iki gün önce bir girip şu özellikler de vardı x kenarda ve eş kenarda deyip baksan senin açından çok daha iyi olur. Çünkü diğer konularda öyle özellik mi özellik yok ufak bir mantık var o ufak mantık da hep senin aklında kalacak. O ufak mantıkla çoğu soruyu çok rahat bir şekilde çözebildiğimizi konu anlatımında da görmüştük. Şimdi ve bundan sonraki konularda da Nerede göreceksin? Buradaki tekrarda göreceksin. Evet, kısa tekrarımız bu kadar arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Klasik soruların çözümlerine başlayalım. 90 dereceler ve sayılar şekil üzerinde zaten verilmiş. Şimdi 2 4 ise 1 2 kök 5 üçgeninden direkt burası nedir? 2 kök 5'tir. Sonra burada bir Pisagor bağıntısı yaparsak x'e ulaşırız. E burada ben kısa yoldan yapayım. 2 kök 5'in karesiyle falan uğraşmayayım. Burası 2'nin kök 5 katı. Burası da 2'nin 2 iki katı. Burası da 2'nin kare içinde diğerlerinin kareleri toplamı. 5 artı 4'ten 9 yapar. Bu dışarıya 3 diye çıkar. Yani cevap da kaç çıkar o zaman? 2 kere 3'ten 6 çıkar. Birinci soru balık esiri olarak bulduk. Geldik ikinci soruya. Hev. Ne var burada? Tamamı 12. Buraya ne kaldı? 12 eksi x kaldı. Hocam bir burada pisagor var bir de burada pisagor var. E o zaman ikili pisagor yapacağım. Şuraya bir y diyecek olursam. Hocam x kare artı y kare 36 deyip y kare artı 12 eksi x'in karesi de 8'in karesi deyip iki bilinmeyen iki denklemden sonuca ulaşabiliriz değil mi? Evet ama bu kalıbı bilin arkadaşlar. Bunu konu anlatımında da sıkça hep söyledim. ÖSYM'de bu kalıbı çok kullanıyor. Basit soru böyle mi çıkar? Tabii ki değil ama sorunun içerisinde biz bunu bu şekilde kullanabiliriz. Yeni nesil soruların içerisinde eğer ikili dik üçgen varsa elimizde bir burada bir de burada dik üçgen var. Ortak olan kenar varsa ortak olan kenarı yalnız bırakın. Hadi yalnız bırakalım. Y kare neye eşittir? Burada ortak olan kenar e, x, y. Bak hem bu dik üçgende hem de bu dik üçgende ortak olan kenar y. Y'yi yalnız bıraktık. Y kare neye eşittir? Karesi eksi karesi. Yani 6'nın karesi eksi x'in karesine eşittir. Aynı zamanda şuradakinde y kare neye eşittir? 8'in karesi eksi 12 eksi x'in karesine eşit olacaktır arkadaşlar. Her ikisi de y kare eşit olduğundan bunlar birbirine eşittir. Burası 36 eksi x kare yaptı eşittir. 64 eksi şunu açalım. Bu 144 eksi 24 x artı x kare bir de önünde eksi var. Eksi 144 artı 24 x eksi x kare yaptı. Eksi x kareler birbirini götürdü. Buradan neler geliyor neler. Bu 144'ten 64 çıksa eksi 80 yaptı. Eksi 80 80'i öbür tarafa artı 80 diye geçiririz. 80 artı 36 da kaç yapar? 116 yapar. 24 x eşittir 116 ise o zaman x de böylelikle 116 bölü 24 yapar. 2'ye bölsen 58, 2'ye bölsen 12, bir daha 2'ye böl 29, bir daha 2'ye böl 6. Yani cevap böylelikle 29 bölü 6 çıktı. Örnek 2 kalıp olarak güzel bir kalıptır. Dik üçgende bu kalıbı çok kullanıyoruz. Lütfen ama lütfen bu kalıba dikkat et. Ve şuraya yıldız atıyorum. Unutmaman gereken yerlere. Evet geldik buraya. Örnek 3'e. Şimdi neler var? E hocam 90 dereceler var. Dik üçgen uygulayacağımız belli. E, dik üçgen e, burada var ama e, şuna ait, buradaki 90'a ait kullanamıyorum. O zaman şunu şöyle çizmeliyim. Sonrasında neler yaparız? E, buradaki eşitleri vermişse bu eşitleri de kullanacağım. Buraya y diyeyim. Burası da y olsun. E, sonra ne oldu? Şurada bir pisagor yaparsam burada mecbur pisagoru yapacağız x kare artı y kare karek küçüğünde değil midir bu? Evet. E sonra başka ne yapabiliriz? E mecbur elimizde bir de burada bir dik üçgen var. E dik üçgeni uygulayalım. Burası da üçüncü bir harfe girmeyelim. O, zaman, o yüzden burası da karek küçüğünde ne olacaktır? Karesi eksi karesi. Yani y kare eksi 8'in karesine eşit olacaktır. E artık bir de elimizde ne var? İşte şurası var. Şuradaki üçgende ne yapacağız arkadaşlar? Pisagor bağıntısını yapacağız. Bir de buradaki üçgende Pisagor bağıntısı yapalım. Şunun karesi. X kare artı Y karenin karesi. X kare artı Y kare mi yaptı? Evet. Kök içinde X kare artı Y karenin karesi. X kare artı Y kare yaptı. Şunun karesi ne yaptı? Y kare eksi 8'in karesi yani 64 artı şuranın karesi yani 17'nin karesi 289 yapar. A y kareler gitti. Buradan x kare neye eşit oldu? 289'dan bunu çıkartacağım. O da kaç yapıyor? Sanırım 225 yapıyor. E x kare 225 ise x de buradan kaça eşit olur? 15'e eşit olur. Çünkü 15'in karesi 225 yapar. Dolayısıyla örnek 3'ü denizli bulduk. Geldik örnek 4'e. Evet ne var burada? Dikkatimi çeken bir şey bu doğru. Açı ortay ve aynı zamanda kenar ortay. Hem açı ortay hem kenar ortay neredeydi? İkiz kenardaydı. Hemen ikiz kenarlığı gösterelim. Şu ve şu eşit. Ve aynı zamanda burası da ne olacaktır? Dik olacaktır. Çünkü ikiz kenar üçgende açı ortay aynı zamanda kenar ortaydır. Ve bu doğru aynı zamanda da yükseklik olur. E şimdi ne yapacağım? X'i bulacağım ben. Hocam büyük dik üçgen var elimde. 12 var 8 var büyük dik üçgenin kenarlarında. O zaman ben şuraya bir Y dersem. Öncelikle Y'yi bulursam sonra X'i de bulurum. Büyük dik üçgende Pisagor bağıntısı yapacağım. Bak Y artı 8 12 ve Y. Y artı 8'in karesi eşittir. 12'nin karesi artı Y'nin karesi. Deyip işlem işlem işlemle Y'yi bulacağız. Kardeşim 12 varsa hisset. 12 hissetmelerde biraz tehlikelidir. 5, 12, 13 ya da 3, 4, 5'in 3 katı 9, 12, 15 ya da 4 katı 12, 16, 20. İşte ya 5, 12, 13 üçgeni ya 9, 12, 15 üçgeni ya 12, 16, 20 üçgeni. Bakalım şuraya 5 koyarsam. 5, burası da 5 oluyor. 5, 12, 8, 5 daha 13. Sağlaması tuttu mu? Tuttu. Dolayısıyla y'yi 5 bulduk. E buradaki Pisagor'dan da 3, 5, 3, 4, 5 üçgeninden buraya da 4 buluruz. Sorularda hisset kardeşim. Hisset. Hissetmek ne kadar önemli. Görüyorsun. Evet. Geldik bir sonraki soruya. Örnek 5. Evet sayılar verilmiş. 3, 6, 12 verilmiş ve A, E ile E, D'nin toplamının en küçük değeri nedir diye soruluyor. Bak bu da kalıp olarak bilmeni tavsiye ettiğim şeylerden bir tanesi. Analitik geometride bile karşına çıkabilir. Özel soru tipidir. Sen bunun böyleyken, şöyleyken mi? E noktası buradayken mi toplamlarının en küçük değerini olduğunu bulabilirsin? Ya da şurada bir yerdeyken mi? Ya da ne bileyim şurada bir yerdeyken mi? Şöyle bir yerdeyken mi? E burada olduğunda mı en küçük? Kestirebiliyor musun? Kestiremiyorsun. Bunlarda ne yapacaksın? Bir tanesinin böyle katlamasını al aşağı doğru. Mesela şuradaki üçgenin katlamasını al aşağı doğru. Ya da şuradaki üçgenin katlamasını al aşağı doğru. Ne işime yarayacak? Bak şimdi. Şurası... X. Burası Y. Senden X artı Y isteniyor ama en az değeri isteniyor. Böyle en az değeri istenildiğinde. Al katlamasını bakayım. Hadi bakalım. Katlamasını aldın. Katlamasını alınca bak şöyle bir şey oluşuyor. Güzel bir şey oluşuyor. Hocam burası 3. Şu katlamadan dolayı şurası da kaç oldu? Y oldu. Senden ne isteniyor? X artı Y isteniyordu. E şimdi X artı Y bu şekilde oldu. X artı Y böyleyken en az hangi değeri alır? En az. Bak E öyle bir yerde ki X ile Y'nin toplamının en az değeri olmasına bakacaksın. Eğer Y, şu E noktası burada olursa daha fazla olmaz mı? Bak şöyle. Ne zaman olur bu? İşte böyle katlamasını aldıktan sonra bu doğrusal olduğunda bu doğrusal olduğunda X artı Y en az değerini alır. Peki 90'lar uçuşuyor uçuşu. E o zaman bu tür sorularda ilk etapta dik üçgeni düşünmek lazım. E hocam 90 derece karşılık getireceğiz. Neyi? X artı Y'yi. Şöyle 90'lar var ya da merdiven şekli var. Dikdörtgen oluşturmak en güzel dik üçgen oluşturma yöntemidir. Şöyle bir dikdörtgen oluşturacak olursak eğer. Hop şöyle hop şöyle. Dikdörtgen oluşturduğumuz zaman 3 ise burası da 3'tür. 12 ise burası da 12'dir. Ve buradaki dik üçgenden x artı y'yi buluruz. x artı y kaç çıkıyormuş en az? Burası 9. Burası 12. 9 12. 15 üçgeninden 3 4 5'in 3 katından dolayı cevap 15 çıkar. Örnek 5'i denizli bulduk geldik örnek 6'ya. 30 derece var. Hocam kosinüs teoremi yaparım. Yap kardeşim. Beni ilgilendirmiyor. Ben yapmam. Kosinüs, kosinüs yapmam. 30 derece gördüğüm zaman 30 derecenin mantığını kullanırım ben. Ne yaparım? Ya buradan şöyle bir 90 çizerim. Ama bak 30 derece gördüğün zaman ya da bir özel açı gördüğün zaman 30, 45, 60 gibi özel açılarda ne yapıyorduk? Dik çizeceğiz. E hocam buna ait dik çizince 90'ın karşısı x, burası x/2. bölü 2, Buraya ee, ne kaldı? 60'ı karşısında x bölü 2'nin kök 3 katı olacak. x kök x kök 3 bölü 2 yaptı. Burası da 12 eksi x kök 3 bölü 2 yaptı. E buradaki Pisagor'dan sonuca ulaşır mıyız? Ulaşırız. Evet. Ulaşırsın. Elbet ulaşırsın ama böyle saçma sayılarla sakın Pisagor yapayım deme. Her zaman dik çizme mantığında iki tane dik çizme mantığı vardır. Hala hazırda 30 60 90'lar geldiği zaman işleminizi yapabilirsiniz. Eyvallah. Ama gelmediğinde hocam ben şuradan yapayım. Ee, ne derler böyle kosinüs teoremi. Ben buna karşıyım. Ben bu 30'a ait bir dik üçgen çizebilirim kardeşim. Ya buradan çizebilirim ya da A köşesinden. Şuradan çizdiğim buraya düşmeyecek. Çünkü burası geniş açı gibi duruyor. Sadece nereye düşebilir? Dışarıya doğru düşebilir. Buradan dik çizdiğim zaman da bak 30 90 burası 60 oldu. 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı kaç yapar? 6 yapar. Aa ne güzel. 6 10 6 8 13 üçgeninden 8 çıktı burası. Ve 30'un karşısı 6 ise 60'ın karşısı 6 köküç mü olacak? Evet burası 6 köküç. X artı 8 eşittir 6 köküç ise X'i buradan ne buluruz? 6 köküç eksi 8 olarak buluruz. Yani cevap balık esir çıktı. Kosinüs teoremi yapanlar uzun yapmadınız mı? Büyük ihtimalle bu şekilde gelenleriniz de oldu buraya. Hocam ben kosinüs teoreminden yaptım. Uzun çıktı. Kısa yolunu merak ettim. Al sana kısa yolu. Mantık mantık. Kısa yol mantık. Mantığını düşün. Olayı bitir. öyle öyle özel açı mantığında. Öyle özel bir açı gördüğün zaman 30, 45, 60 ya da bunların 180'e tamamlayanları. 120, 135, 150. Onda da dış açılarını düşünüp hamle yapacaksın. Bunlarda dik çizeceksin ama baktın bir tane dik çizdin. Saçma sayılar var. İkinci bir de çizmeyi unutma. Her zaman iki tane dik çizme mantığın var. Konu anlatımında da bunun üstünde çok durduk. Evet geldik örnek 7'ye. Hmm, x açısı nedir diye soruluyor. Şimdi alakası yerde bir eşitlik var. Ek çizim yapacağımız belli. A 90'ın karşısında eşitlik var. Hemen aklına muhteşem geldi değil mi? Muhteşemi çizdim. 90'dan bir kenar ortaya çizdim. Bak eşit eşit yan eşit oldu. Ama hala da alakasılık devam ediyor mu? Ediyor. Demek ki çizeceğin ek çizim bu değil. Yani sen bir şey çizdiğin çizmesini biliyorsan Yeri gelecek silmesini de bileceksin. Çünkü yaptığın hamle bir işine yaramadı. Bir hamle yaptığın zaman işine yaraması lazım. E ben soruya baktım. Hocam 90'ın karşısında eşit var. Olmadı. E o zaman başka hangi ek çizimi düşünebiliriz? Ek çizim düşünmek demek nedir? Ya muhteşem üçlüdür ya orta tabandır ya da ikisi kenarlıktır. E muhteşem üçlü olmadıysa eşitlik var ya hatta eşitlik bak burada eşitliğin olduğu yere kalemini koy. Eşitlik gördüğün zaman da orta taban çizeceksin. E de orta taban çiz. Kalemini koydun. İki ihtimalin var. Ya böyle çizeceksin paraleli ya böyle. Ama genelde üçgen oluşmasına dikkat ediyorduk. Burada da üçgen oluşuyor ama e, şuradaki eşitliği kullanamıyoruz en azından. E, şuradan şöyle çizince en azından çift çizgiye ait bir üçgen oluşmuş oluyor. Şuna paralel çizdik. E, paralel çizmeyle kalmasın. K'ya 2K olduğunu gösterelim. E hocam burası da 2K. Paralel ya bunlar. 90 sa. Burası da 90'dır. Yöndeşitten burası da 90'dır. Bak burada bir dik üçgen karşına çıktı. Hatta özel bir dik üçgen. 90'ın karşısı 2K. Hangi açının karşısı K'dır? 30'un. E o zaman burası da 60 oldu. E açı isteniyor bizden. 70'i kullanmadık hocam. E 70 ise şununla şu paralel ya. Burası da 70'tir. 60, 70 var burada. Bir de X var. X, 60 ve 70'in toplamı 180 mi yapacak? Evet ikisinin toplamı 130. 180'den 130 çıkınca da x'i kaç olarak buluruz? 50 olarak buluruz. Yani örnek 7'yi Cihan bulduk. Geldik örnek 8'e. Ne var burada? Hocam dik dik çizilmiş. Öklit. A h deyip h kare 4 çarpı x. Ya kardeşim bir dur. Bir dur. Tamam h dedin ama. Öncelikle sayıların olduğu yerler bak şu 4 ve 2. E o zaman nereye yoğunlaşmak lazım? Bak şu üçgene yoğunlaşmak lazım. E o zaman burada bir öklit yapalım. Burada da dikten dik çizilmiş. Dikten dik. Öklit. E hadi bakalım 4'ün karesi bu çarpı bu. 4'ün karesi eşittir 2 çarpı h'tan 16 bölü 2'den h kaç buluruz? 8 buluruz. Evet h 8 oldu. E şimdi büyük dik üçgende dikten dik çizilmiş yine e h kare eşittir p çarpı k. Yani 8'in karesi eşittir 4 çarpı x'ten 64 bölü 4'ten x de kaç buluruz? 16 olarak buluruz. Yani örnek 8 E edremit oldu. Geldik örnek 9'a. Oba ne var? 90 var. Eşit eşit. Muhteşem üçlüden dolayı burası da eşit olmaz mı? Olur. Hemen 90. 90'lı sorularda eşitler varsa muhteşem üçlü var mı diye bak. Eşit 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 oldu. Heh, şimdi ne oldu? İki farklı şekilde yapabilirsin. Birincisi şu. Ben şunu fark ettim. Ya yükseklik olunca yüksekliği ayrı bir gözle bakıyorduk ya. Hocam yükseklik var ayrı bir gözle bakalım şuna. Hadi bakalım. E yükseklik tabanı keş parçaya bölmüş aklıma x kenar geldi. Yüksekliğin kollarında şu yüksekliğin kollarında böyle bir x kenar oluşturacağız. Hop şunu şöyle çizersek x kenar oluşur. 14 ise burası da 14 olur. Pisagor bağıntısından x'e ulaşırız. Birinci yol bu. Ya da ikinci yol şu eşitliği buldun ya. A burada da bak bu sayı var burada. Şu bir x kenar üçgen değil mi? Evet. Bu x kenar üçgen olduğu için ve x kenarda da taban da mevcut olduğu için Tabanın kaç? 20. E hocam ikiz kenarda tabanda mevcutsa insan olan ne yapar? Tabanına ait yüksekliği çizer. Tabanı ne yapar? 2 eşit parçaya böler. 20'yi iki eşit parçaya böldü. 10'a 10. 4 kaldı. Şuraya h dersem bak dikten dik çizildi. Öklit bağıntısı. H kare eşittir 4 çarpı 10'dan. H buradan kök 40 çıkar. Kök 40 da 4 çarpı 10 olduğu için 4 dışarıya da 2 diye çıkacağı için 2 kök 10 diye buluruz. Evet h 2 kök 10 e hocam x'e ulaşacağım ben. Bak x. Ne yapacaksın? Bulduğun bilgilere bakacaksın. Sonuca daha rahat bir şekilde gidersin. Her zaman ne diyoruz? Geometri. Verilen bilgileri kullanabilme yeteneğidir. E hocam haşı bulduk. 2 kök 10. X isteniyor bizden. Bak x de aynı doğruya dik. Paralel. E şunlar da eşit. Burada direkt bir ort taban çıkmadı mı? Çıktı. 2 kök 10 burası da direkt ort tabandan 4 kök 10 olacaktır. Yani cevabımız E diremit oldu. Örnek 9'da. Geldik örnek ona. Evet ikizkenar var. Taban da mevcut. Hatta taban uzunluğu kaç? 32. E insan olan ne yapar? Tabanına ait yüksekliği çizer. Hop tabanına ait yüksekliği çizdik. Tabanına ait yükseklik 32 ise 16 16 diye ayırır. Buraya ne kaldı? 9. Hocam Pisagor 9 15 ne üçgeni? 9 12 15 üçgeninden. 12 yapar burası. E burası da 90 ya. Şurada da bir dik üçgen var. 12 16 3 4 5'in 4 katından dolayı 20 çıkar. Evet örnek 10. 20 oldu. Yani cevap C. -han. Geldik örnek 11'e. Oranlamalar verilmiş. Burası FG uzunluğu 4K. Yazalım şuraya. Şurası 4K. GE uzunluğu da 3K verilmiş. Burası da 3K verilmiş. Adana-Denizli hattı. Şurası da 15 verilmiş. GE yani 3K nedir diye soruluyor. Hmm. Başka ne verilmiş? AB ile AC birbirine eşit verilmiş. Şu ve şu eşit verilmiş. A hocam X kenar. X kenar yüksekliği çizilmiş. Tabanı iki eş parçaya bölecek. Bak taban var mı elimizde? Yok. Taban uzunluğu yok. Ha ikizkenar kenar üçgen sorularında işte böyle sorularda böyle apışıp kalıyoruz. Yani ikizkenar kenar üçgen sorularında sen ikizkenarlığı kenarlığı kullanamazsan sonuca ulaşamazsın. E hocam yükseklik çizilmiş tabanı iki eş parçaya böldü. Bir yere gidebiliyor musun? Gidemiyorsun. İşte bu tür sorularda açıya dalmayı da bil kardeşim. Bil. Çünkü ikizkenar sorularının yapılamayan çoğu sorusu açıya dalınmayan soruları. Bu dediğimi de sakın ama sakın unutma. E açıya da alalım o zaman. X kenar ya bu. Alfa alfa dedik. E hocam şunlarda paralel verilmişti. E burası da o zaman şununla şu paralelse 90'sa burası da yönde eşitten 90 hatta burası da 90. Alfa 90'sa burası beta ise yani alfa ile beta sayılarının toplamı açılarının toplamı 90 derece. E hocam alfa, alfa 90'sa burası da beta. Ters açıdan beta yaptı. Alfa 90'sa büyükte burası da beta yaptı. Aa bak ne çıktı burada. Şurada da bir ikiz kenar üçgen çıktı. Bak beta açıları. Beta ya beta. İkiz kenar var. Tabanda mevcut mu? Mevcut. E insan olan ne yapar? Tabanına ait yüksekliği çizer. Bir insanlık yapar. Hop çizdik. 2K 2K diye böldü mü? Böldü. A takıldık kaldık soruda. Verilen bilgileri kullanacağız. Ne verilmiş bana? 15 verilmiş. Hocam şurada bir dikdörtgen çıktı bak. 15'e kullanırsak burası 15 burası da 15 olacak. Yani şuradaki uzunluk da 15 olacak. 5K eşittir 15'ten K'yı 3 buluruz. Bizden de GE isteniliyor. GE uzunluğu da 3K olduğundan K'yı da 3 bulduğumuzdan cevap da ne çıkacaktır? 9 çıkacaktır. Şimdi çözümü anladın mı iyice? Anladın değil mi? Niye yapamıyormuşsun? İkiz kenarda hep böyle uzunluğa takılı kaldığın için. Bazen açılara da dalmayı ihmal etmemeyi de düşünmelisin. Bu dediğimi sakın ama sakın unutma. Evet geldik bir sonraki soruya. Örnek 12'ye. Ne var burada? İkiz kenar üçgen BAC açısı şurada kaçı geniş açı verilmiş. Hmm, boş boşuna bu verilmez. Verilen her bir bilgiyi kullanacağız. Bak şimdi ABC ikiz kenar üçgen denmiş. BAC geniş açı denmiş. EF ile ED'nin toplamı. ABC ikiz kenar üçgen. İkiz kenar üçgen yani şu. Şununla şu birbirine eşit. Tamam. Ee, bu da yazılabilirmiş. O unutulmuş sanki ama A B ile A, C bunların ne olduğu belli. A bak tabanda bir nokta alınmış. Kollara da dikmeler çizilmiş. Tabanda bir nokta alınıp kollara dikmeler çizilmişse neydi özelliğimiz? Hani ÖSYM sorar mı? Sormaz mı? Bu tartışmayı sonraya bırakalım isterseniz. Sormayabilir büyük ihtimalle ama biz bunları da kullanmayı da bilelim. Hocam X da tabanda bir nokta alındığı zaman, kollara dikmeler çizildiği zaman bu dikmelerin toplamı ki toplamını 6 kök 3 vermiş. Bir yüksekliğe eşitti. Ama hangi yüksekliğe eşitti? Bu ya bu köşeden ya bu köşeden. Eşit açılardan çizilen ya da eşit kenarlara ait yüksekliğe. Hocam bu yüksekliğe eşit olacak. Ama bak adam sana buradaki genişliği boşuna mı verdi? İşte bu genişliği boşuna vermedi sana. Bu yükseklik içeriye düşmüyor. Bu yükseklik nereye düşüyor sadece? Dışarıya düşüyor. Geniş açılı üçgenlerde yükseklik dışarı düşer. E tamam yükseklik burası. Şu ikisinin toplamı 6 köküçlü. İşte bu yüksekliğe eşit olacak. Yani 6 köküçe eşit olacak. BC'yi de 12 köküç vermiş. BC'ye de burası 12 köküç. E hocam Pisagor bantısı yapacağım ki güzel bir üçgen var burada. 90'ın karşısı 12 köküç. Hangi açının karşısı 6 köküçtür? Yarısı olmuş. 30'un hocam. E burası 30. Bizden Ali Bey uzunluğu isteniyor. Tamam. E bu bir ikizkenar üçgendi. 30'sa burası da 30'dur. Sonra 30 30 burası 120 derece yaptı. Buraya da kaç derece kaldı? 60 60 90 ise burası da 30 yaptı. 60'ı karşı 6 kök 3 ise 30'un karşı başlangıç noktasıydı. 30'dan 60'a geçiş kök 3 kattı. 60'dan 30'a geçişte de kök 3'e bölmüş hali 6 yapar. 30'un karşı 6 ise 90'ın karşısı da kaç yapar? 12 yapar. Yani Ali hani Bey uzunluğu 12 oldu. 12. soru Akçay oldu. Geldik bir sonraki soruya. Yani 13. soruya. Evet. Şimdi bir eşkenar üçgen demiş. ABC, ABC eşkenar üçgen. Açıları bir yazalım. 60, 60 ve şurası da 60. Bizden açı isteniyor. Bak eşkenar deyince bu tür eşkenarlı sorularda da şu sıkıntıları yaşıyoruz. Eşkenar diyor açıları yazıyoruz. E tamam, tamam eşkenar üçgen. Ama yani tanımını tam olarak niye kullanmıyoruz? Eşitliği tam olarak niye göstermiyoruz? E o zaman eşitliği de göstereyim. Eşit, eşit, eşit. Sonra ACD, X dik üçgen. ACD, X kenar dik üçgen. A, C, D, o zaman bu da 45 45 90 üçgen değil mi? Evet. Ama 45 45 90 kalmasın. Şu kenarla şu kenar eşit olacak. E bu kenara çift çizgi demiştik. E o zaman burası da çift çizgi. Aa burada ne çıktı? Hop şurada da ekstra bir ikiz kenar üçgen çıktı. Tepe açısı kaç bunun? 150 derece. 180'den 150 çıkart. 30 2'ye böl. 15 15 yaptı bunlar. E buradaki üçgende de İki iç açın toplam bir dış açı 90 ile 15'in toplamı da 105 mi yapar? Yani x'i böylelikle 105 bulduk. İşte tanımını sorularda kullanmak da yani tanım bilgisini de sorularda kullanmak gerçekten ama gerçekten çok önemli. Evet geldik örnek 14'e. Bakalım şöyle soruya. Ne demiş soruda? Boğazım tırtıklandı iyice. Evet. <laughs> DBC eşkenar üçgen demiş. D, B, C. Eşkenar. Hmm. Açıları yazalım. Açıları yazmayla kalmayalım. Eşitleri koyalım. Ama soru çok karışık olunca Ben eşitlikleri şöyle tırtıklayarak gösteriyorum. Tırtıkladım. Sonra ne yapacağım? ACD C, D 12 derece verilmiş. Bir de 24 derece verilmiş. Hmm. Peki, peki, peki. 60, 60, 60. Buraya kaç derece kaldı o zaman? 36 derece kaldı. Aa, hocam şu üçgen Şimdi 36 burası. 60 burası. Ya da 2 iç açı 1 dış açıdan. Şurayı bulabilir miyiz? Bulabiliriz. 84 yaptı. Sonra burada açıda da 2 iç açı 1 dış açıdan dolayı. Burası da kaç yapıyor? 72. 12 ile 72 toplarsam 84 yapacak. E takıldık kaldık. Takıldığımız zaman ne yapacağız? Herhangi bir açı sorusunda. Bak hiç başka bir yerde açı açı yazamıyorum. Takıldıysan eşit olan başka bir yer var mı yok mu diye bak. Hocam var mı? Eşit olan başka açı yok gibi ya. 36 var. 36 başka bir yerlerde var mı? Yok. Hocam 72 var. Var mı? Var. Bak buradaki açı da 72. Toplamları 72 yapıyor burada. Aa 72 72. Hocam bununla da bu eşit oldu. Bak bu da bir ikizkenar üçgen oldu burası. E o zaman şu kenarla şu kenar eşit olacak. Burası da tırtıklı olacak. Bak tırtıklığı koyunca şu kenarların eşitliğini gösterince. E hocam şurada da bir ikiz kenar çıkmadı mı artık? Çıktı. E bu ikiz kenarında tepe açısı kaç derece? 24. 180'den 24 çıkartıp 2'ye bölersem 156 bölü 2'den 78 mi yapar taban açısı? Evet. Şu ikiz kenarın tepe açısı 24 iken taban açısı da kaç yapacak? 78 yapacak. İşte burası da 78 burası da 78. Yani x artı 60 eşittir. 78 ise x'i de böylelikle 18 derece olarak buluruz. Yani cevap Cihan çıktı. Böyle açı sorularında ekstra eşitlikler de var mı? Ona da dikkat edin. Ya bunlar eski kalıp sorular. Sınavda çıkar mı hocam? Valla ÖSYM'nin ne yapacağı hiç belli olmaz. Şunu bir yeni nesil soru kalıbının içerisine oturtturur. O yüzden bu eski nesillerde bu kalıpları da bilmenizi böyle tavsiye ediyoruz. Böyle e, zorlandığınız zaman neler yapacağınızı da söylüyoruz ki ona göre hamle yapın. Evet geldik bir sonraki soruya. Aa hocam x kenar var. Ben böyle x kenarı oluştursam. Ya x kenar da güzel bir şey oldu mu? Olmadı. Ki ben zaten bir şey yapınca bir hamle yaparken özel açıların bölünmesini hiç sevmem. Ki bunu da hep söylerim özel açı parçalanmaz. E hocam burada da ikiz kenar var ya o zaman biz parçalamayı şöyle yapsak 60'ı parçalamadan ikiz kenarı şöyle düşünsek. Hatta bu ikiz kenar 60 tepe açısı 180 60 çıkartıp 2'ye böldüğünüz zaman 60 60 yaptı. Aa eşkenar üçgen çıktı hocam diyebiliriz. Buraya ne kaldı o zaman? 70 mi kaldı? Evet. E ne yapacağız? Bak yan tarafta eksik bir şey yaptık. Hocam eşkenar çıktı dedik. Sadece açı eşitliğini gösterdik. Ya kardeşim eşkenar çıktı. Kenarı da çift çizgi olmaz mı olur? Bak çift çizgiyi koyunca. Ana ikizkenar kenar çıktı burada. Tepe açısı 70. 180'den 70 çıkart. 2'ye böl. 112'ye böl. 55 55 yapar buraları. E benden de bu açı isteniyor. 60 ile 55'in toplamı. Yani 115 yapar. Cevap da böylelikle Cihan yapar. Geldik 16'ya. Alakasız yerde eşitlik var aklımıza ne gelecek ek çizim. Bak dik tabanı iki parçaya bölmüş. Evet yüksekliğe ayrı bir gözle bakıyorduk. Yüksekliğin kollarında böyle ikiz kenar oluşturuyorduk. Hop şöyle ikiz kenar oluşturduk. Şimdi ikiz kenar oluşturduk. 35 ise burası da 35. Hocam iki açı yan yana gördüm dayanamam. İki iç açı toplama bir dış açı. Burası 70 yapar. Aa bak şurada şu eşitliği yazınca burada da bir eşitlik çıktı. İkiz kenar oldu. 70 burası da. 70, 70, 140'dan burası da 40 çıkar. Ve bu açının tamamı da 40 artı 35. 75 derece yapar. Bizden de 75 derece isteniliyor. 16. soruyu Denizli bulduk. Geldik 17'ye. Hocam alakası yerde eşitlik var. Ek çizim. Bak 90'ın karşısında eşitlik var. Aklına hangi ek çizim geliyor? Hop muhteşem üçlü geliyor. Hop çizdik. E 20'yi kullanalım. Şunlar da eşit oldu gördüğün üzere. 20 ise burası da 20 yaptı. E hocam şu üçgende artık bir ikizkenar üçgen değil mi? Şunlar da şöyle. Evet. Tepe açısı kaç derece? 50 derece olan bir ikizkenar üçgen. Tepe açısı 50 ise 180 50 çıkart. 130 2'ye böl. 65 65 yapar taban açıları. Bizden de 65 isteniyor. Örnek 17'yi Denizli bulduk. Geldik örnek 18'e. Evet. ABC eşkenar üçgen. Yani 60 60 ve 60. Bunlar da hatta 30 30 oldu. Sonra AD ile DB eşit verilmiş, şunlar eşit verilmiş, AH ile CE eşit verilmiş. Hmmm, CE ile AH. Bak şimdi, yükseklikle alakası yerde bir eşitlik verilmiş. Arkadaşlar, eşkenar üçgende bütün yükseklikler eşit değil mi? Evet. Şimdi bu yükseklikle alakası yerde bir eşitlik verilmiş. Ek çizim yapacağımız belli mi? Belli. E hocam, yükseklikle alakası yerde eşitlik verilmiş ya, bütün yüksekliklerde birbirine eşit. O zaman bir yükseklik daha çizeceğiz. Şunu çizsek alakasızlık devam ediyor. Ama şunu çizsek kenar ortay aynı zamanda bir yükseklik yapar. Yükseklik de tırtıklayayım. Bak şu yükseklikle bu yükseklik eşit. Aa bununla da bu eşit oldu. Aynı zamanda bu yükseklik aynı zamanda açı ortaydı. Bu 30'ları da yazalım. Yani şurada karşımıza ne çıktı? Bir ikizkenar üçgen çıktı. Çünkü şu parçayla şurası eşitti. E, bununla bu eşit olduğunda ikiz kenar oldu. E tepe açısı 30 olan bir ikizkenar kenar üçgen. 30'sa 180'den 30 çıkart. 150'yi 2'ye böl. 75-75 oldu. D, E, C isteniliyor bizden. Yani cevap 75 yapar. Örnek 18 Ceyhan oldu. Geldik örnek 19'a. Evet biraz bir tık bir zor bir soru gibi duruyor. Bakalım verilen bilgileri kullanalım. A, B, C eşkenar üçgen. Açıları yazdık. 60, 60, 60. Buraya kaç kaldı? 40 kaldı. E hocam soruyu çözemiyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz. Çift çizgileri kullanamıyoruz. E ne yapacağız? Vallahi arkadaşım özel açı mantığını kullanacaksın o zaman. E hocam özel açı mantığını kullanayım ben o zaman. Ben burada özel açı mantığını şuradaki yani bir yükseklik mi çizsem öyle eşkenar da yüksek yani yükseklik çizmeyle de öyle her zaman yükseklikte çizmiyorsun. Yani özel açı mantığını üçgenleri ayrı ayrı düşünüp de, de bir özel açı mantığı düşünebilirsin. Mesela ne yapabiliriz? Hocam şuradaki 60'ın mantığını da kullanabiliriz. Buradaki 60'ın mantığını da kullanabiliriz. Şu 60'ın mantığında şöyle bir dik çizebiliriz. Böyle dik çizersek şekil çok düzensiz oldu. Bir şeyi falan yakalayamıyorum. Peki şunun mantığını kullanayım. 60'ın mantığını şuradan bir dik çizsem. En azından alfaya ait de bir dik üçgen oluşmuş oldu. Hocam 30 60 90 üçgeni. Yani 30'un karşısı A ise 90'ın karşısı 2A. Burası da A kök 3. Boş ver. Ee, şu eşitleri de kullanacağım. Buraya B dersen burası da B. Bu eşkenar üçgeni de kullanacağım. Eşkenar üçgenin bir kenarı 2A artı B. Burası da 2A artı B. Burası da 2A artı B. A'sı buradaysa. Bak 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 bak. Burası 2A artı B ya. A'sı buradaysa buraya A artı B kaldı. Ve dikkat. A artı B'ye A artı B. Oo, dik. Tabanı iki eş parçaya böldü. Nerede böler? İkiz kenarda. Evet şu parça ile şu parça eşit olacaktır. Dolayısıyla burası 40 ise buradaki açıda kaç derece olur? 40 derece olur. Özel açı mantığını kullandıran güzel bir soru. Örnek 19'u Edremit bulduk. Ve geldik örnek 20'ye. ABC eşkenar üçgen. Evet içinde alınan bir noktadan kollar açılan dikmeler toplamı neye eşitti? 1 yüksekliğe eşitti arkadaşım. Hemen şu yükseklik şöyle diyebiliriz. Yükseklikte kaç? 9 yaptı. ABC üçgenin çevresi soruluyor bize. E bu 60 ya. E bu da 30-30 ya. 60. 30'un karşısı lazım bana. Normalde 30'dan 60'a geçiş kök 3 kat. 60'dan 30'a geçişte köküçe kök bölünmüş hali. Yani burası 9 bölü kök 3. Kök 3 çarparsam 9 kök 3 bölü 3'ten 3 kök 3 olur. Burası 3 kök 30'un karşısı 3 kök 90'ın karşısında 6 kök 3 yapar. Eşkenar üçgenin bir kenarı 6 kök 3. Çevresi de 3 tane 6 kök 3'ten 18 kök 3 yapar. Cevabı böylelikle 18 kök 3 olarak buluruz. Örnek 20 balık esir çıktı ve geldik örnek 21'e. Aslında yeni sorular burada başlıyor ama bu sayfayı komple bitirelim arkadaşlar. Bu soruya Böyle yıldız atalım arkadaşlar. Tam ÖSYM'lik çok güzel bir soru. Bakalım ne diyor? A küçük B. A ile B birer tam sayı olmak üzere. Bak A B'den küçük olacak. A ile B'de birer tam sayı olmak üzere. Bir dik üçgenin kenar uzunlukları A, B ve B artı 1 olursa. Bak şöyle bir üçgen olursa. A B'den daha küçük olacak. A B hipotenüste o zaman B artı 1. Şimdi A küçük B ya o zaman B artı 1 de B'den büyük olduğu için en büyük kenar B artı 1 hipotenüs olmak zorunda. Dik üçgenden bahsediyorum. Dik üçgenin kenar uzunlukları A, B ve B artı 1 olduğunda bu dik üçgene güzel üçgen deniliyormuş. Ve bunlar da birer tam sayı olacakmış bu kenarlarda. Bu kenarlar tam sayı olduğunda biz buna güzel üçgen diyormuşuz. Hatta ben bunu unuttum. VIP'ye böyle özel bir soru yapacaktım. VIP üçgen olur diyecektim. Buradan da VIP fizik Kemal Hocam selamlar. Öğrencileri de buradan o selamımı iletirler. Valla bu soru çok güzel bir soru. Buna güzel üçgen dedim ama VIP üçgen olsun bu. VIP üçgen denir. Buna göre e, verilen üçgenlerden hangisi güzel üçgen yani VIP üçgen olabilir diye soruluyor. Şimdi kenarlar ne olacak? Bak. A, B, B artı 1. Yani hipotenüsle şu kenar ne olacak arkadaşlar? Bir fark olacak. Burası 41 ken, burası 40 olacak. E o zaman şu A bir tam sayı çıkıyor mu bakalım. A kare neye eşit? 41'in karesi eksi 40'ın karesine eşit olacak. E yani bu neye eşit oldu A kare? 41 eksi 40 ve 41 artı 40'a eşit olacak. Hocam burası 1 yaptı. Burası 81 yaptı. A kare eşittir 81 yaptı. A'yı da böylelikle kaç buluruz? 9 buluruz. A'yı 9 bulurum birincisinde. Yani 9, 40, 41. Bazı arkadaşlar bu üç, özel üçgeni bilir. Ama bilmeyenler için ispatını da yapmış olduk. 9, 40, 41. Yani A B ve B artı 1. Bütün sayılarda tam sayı oldu. Bu bir güzel üçgen mi ya da VIP üçgen mi? Aynen öyle. Geldik tamam birinciyi aldık. İkinciye bakalım. Burası 11 iken diğer dik kenar 10 olacak. Burası da küçük bir kenar olacak. Buraya da B diyeyim mesela. Burada B kareye bakayım. B kare neye eşit olacak? Şurada farklı bir kalemle yapayım. Burası 10 çünkü bir küçüğü burası da B olacak. B kare neye eşit olacak? 11'in karesi eksi 10'un karesine eşit olacak. Bu B kare neye eşit oldu? 11 eksi 10 ve 11 artı 10 olacak. Buradan ne geldi B kare? Şu 1 yaptı. Bu da 21 yaptı. B de böylelikle kök 21 çıktı. B kök 21 böyle bir üçgen çıktı ama biz bütün kenarlar tam sayı olunca güzel üçgen diyorduk. O zaman bu yanlış oldu. Yani güzel üçgen olmadı ya da VIP üçgen olmadı. Gelelim şuraya. Oha hocam sayı 112. Ne yapacağız? Yap bakalım. Çıkar çıkar. Yap bakalım. Hocam 112 iken acaba burası 113 mü? O zaman bir şuraya da bir x diyeyim. O zaman x kare bakalım. x kare de neye eşit? 113'ün karesi eksi 112'nin karesi. x kare 113 eksi 112 yani 1 çarpı 113 artı 112 yani 225 yaptı. x kare de buradan 225 ise x de buradan ne çıkar? 15 çıkar. Bak böyle de bir özel üçgen var. Zaten sonsuz tane özel üçgen var arkadaşlar. 15, 112, 113 özel üçgeni var karşımızda. Evet Burada a sayısı b sayısı ve b'nin bir sayı bir fazlası oldu ve kenarlar da tam sayı oldu. E o zaman bu da bir güzel üçgendir ya da VIP üçgendir. O zaman VIP üçgenler ya da güzel üçgenler hangisi? 1 ve 3 oldu. Cevap Denizli oldu. Gerçekten çok güzel bir soru arkadaşlar. Şu valla bir yıldızı değil, 2 yıldızı hatta 3 yıldız, hatta 4 yıldız, hatta 5 yıldızı birden hak ediyor. Çok önemli bir soruydu. Çok da güzel bir soru bu soruya lütfen dikkat edin. ÖSYM bu kalıptaki soruları çok sever. Bu soruyu çok sever. Ben de bu soruyu nasıl yazdım? Onu da söyleyeyim. Ee, Mert Hoca biliyorsunuz geometri kitabı çıkarttı. Geometrisinde ben de birisi böyle konu anlattığı zaman bu arada çok güzel anlatmış. Teşekkürler öğrencilere faydalı olduğun için Mert Hoca. Ee, dik üçgene bakarım hep böyle. Dik üçgen çünkü en önem verdiğim konu. Dik üçgen ve benzerliğe bakarım. Ee, baktığım zaman da e, dik üçgende bu kalıbı kullandığını hani biliyoruz tabii ki de hani bu kalıp 9441 işte e, ne bileyim işte 15 112 113 bir kalıp da oluşturulabilir buna. 9441 verince böyle e, ve oradaki özel üçgenden bahsedince olan ben de buna ait şöyle güzel bir soru yazayım dedim ve gerçekten de çok güzel bir soru çıktı. Buna çok yakın bir soru ya da aynısının laciverti bir soruyla karşılaşırsınız demedi demeyin. Evet gençler böylelikle İkinci gün birinci videoyu bitirdik. Dik üçgen ve özel açılı üçgenlerle, özel üçgenlerle ilgili kısa tekrarımızı yaptık ve klasik soruları çözdük. Klasik soruları ihmal etmeyin yalnız. Yeni nesil sorular klasik soruların neye çevrilmiş halidir? Yeni nesil sorulara çevrilmiş halidir. Klasik soruları bilmeyen yeni nesil soruları da yapamaz. O yüzden sen burada buna önem vermek zorundasın. Bu klasik sorular kısmı da gerçekten ama gerçekten çok önemli. ÖSYM bu zamana kadar ne yaptı? Hep kolay klasik soruları yeni nesle çevirdi. Ama biz burada zor klasik sorulardan da bahsettik ki orta ya yani kolay da var, ortası da var, zoru da var. E zorlarda bilin ki ya artık olay şuna dönerse zor klasiklerin yeni nesle çevrilmiş halleri karşımıza çıkarsa deyip düşünüp ona göre hamle yapmak daha mantıklı değil mi? O yüzden buradaki bu soruları da bu şekilde size gösteriyoruz arkadaşlar. Yani işimizi sağlam kaza yani şey sağlam kaza bağlamak lazım derli deyimi var ya. Biz de bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Bu yöntem sizi çok iyi bir şekilde geliştiriyor merak etmeyin. Evet gençler böylelikle ikinci gün birinci videoyu hallettik. Sonraki videoda ikinci videoda bu konunun yeni nesil sorularında görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.